Başladık galiba. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Medipolitik Öğrencileri Birliği olarak sevgili Müjde Gül hocamızla birlikte te düzenlediğimiz jinekolojik muayene konulu etkinliğimize hoş geldiniz. Bu etkinliğimizde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Müjde Gül Karaca ile birlikte jinekolojik muayene nedir? bununla ilgili biz neler öğrenebiliriz gibi bunları işte, işte soruları cevaplandıracağız. Benim ismim Poran Berdan Parakan, Medipol Politik Öğrencileri Birliği, Cinsel Sağlık ve Yürüme Sağlığı Çalışma Kulu Eş Direktörüyüm. Ee, ben de Peki Eş senin... Başkan, sen misin seni? Benim hocam, <laughs> öğlediğim... <laughs> <laughs> e, Etkinlik gidişatı e, şöyle olacak arkadaşlar. Hocamız önce kendi sunumunu yapacak. Daha sonra biz kendi sorunlarımızı yönelteceğiz hocamıza. Bu şekilde. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat gibi süre olacak Sonra etkinlik süresince sormak istediğiniz sor soruları chat chat kısmına iletebilirsiniz. Biz etkinlik sonrasında hocamıza sizin sor sorularınızı ileteceğiz. Ee, bu Öncelikle başlamadan önce hocamıza tekrardan çok teşekkür etmek istiyorum. Biz tıpcıklarını kıymayıp geldiği için çok sağ olun. Ve de sözü izninizle müjde hocamızı hocamıza bırakıyorum. Evet. Ben en çok tıpçıkları ben çok seviyorum. Çok seviniyorum böyle çağırdıkça. Ben tıp öğrencisiyken böyle şeyler dinlemedim, duymadım hiç. Böyle duymak isterdim cinsel sağlıkla ilgili. Bizim tıp Tüpraş şey değil. Mısık. Türk mısık vardı Ankara Tıp'ta. 2004 mezunuyum ben Ankara Tıp'tan. İşte 98, 99, 2000 o yıllarda mısık vardı. Mısığın cinsel sağlık eğitimi de oldu. Sadece cinsel yola bulaşan hastalıkların anlatıldığını hatırlıyorum ama. Yani HIV AIDS, Hibayt, HIV AIDS'den korunma yolları ve cinsel yola bulaşan hastalıklar. Şimdi cinsel sağlığı, cinsel yola bulaşan hastalıklar e, çerçevesinde anlatmak bence şeye benziyor yani benzetme tabii ki kötü ama teşbihte hata olmaz e, dini sadece cehennem ve cehennem azabı ve günah da anlatarak anlatmaya benziyor yani cinsel sağlık cinsel yolla bulaşan hastalıklardan ibaret değil böyle o, üstten bir şey var orada yaparsanız şöyle şöyle olursunuz ha gibi bir şey var halbuki cinsel fizyoloji cinsel anatomi anlatılsa keşke keşke e, müfredatta e, kısıtlı var Anlatan da çok yok biliyorum. E, her ne kadar İstanbul'da olan hocalar da olsa Türkiye'de yaşıyoruz. Yani burası Türkiye. E, cinsellikle ilgili tabu cenneti bir ülkede yaşıyoruz. Böyle bir ülkede jinekolog olmak da biraz aslında tehlikeli sularda yüzmek. E, bir kadın olarak jinekoloji e, seçerken de altta yatan e, bir yapıdan bahsediyorum ben. Yani hiç inkar etmeyeceğim. Ben de bir kadın olarak, kadın cinsiyete sahip bir kadın olarak biyoseksi kadın işte bir toplumun yüzde 60-70'ini kabul ettiği şekilde genel geçer figüre uygun olarak kadın doğum uzmanı olmayı tercih ederken açıkçası biraz rahat çalışırım. Hani kadın kadına erkek hastam olmaz. Rahatlıkla konuşurum ...gibi düşünerek o motivasyonuna girdiğimi inkar etmeyeceğim yani başta jinekoloji işine. Fakat jinekoloji işinde çalışırken böyle kaçtığım şeyden e, kurtulamadım gibi... ...ya da işte kaçarken ona yakalandım gibi oldu. Cinsel sağlıkla ilgili çalışıyorum. Ankara Şehir Hastanesi'nde kadın doğum uzmanı olarak çalışıyorum. E, doktor öğretim görevlisiyim. Ankara Şehir Hastanesi de Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı bir eğitim araştırma hastanesi. E, burada... 4-5 yıldır cinsel sağlık polikliniğinde çalışıyorum. Cinsel sorunları olan kadınlara daha ağırlıklı olarak bakıyorum. Tabii bu genel jinekoloji nosyonundan azade olduğum anlamına gelmiyor. Genel jinekoloji nosyonunda da aslında ilk adım bismillah jinekolojiye ilk adımını attın. Aslında jinekolojik muayene öğrenmeniz gereken bir şey. Ben şimdi tabii biraz teorik anlatacağım. Jinekolojik muayene anlatılmaz yaşanır. İlk jinekolojik muayenenize girdiğinizde göreceksiniz nasıl bir şey olduğunu. Aranızda stajyerler var mı? Kadın doğum stajı yapmış olanlar var mı? Kadın doğum stajı yaparken e, muayene alanına alınıyor musunuz? Ne kadar alınıyorsunuz? Çünkü böyle bir ordu gibi stajyerler hepsi giriyor ya içeriye. Böyle 8 kişi bir anda kadın bacağını bir anda açarken açmaz hale gelebiliyor. O yüzden belki tanıklıkta etmek zor olabilir. Biraz jinekolojik muayenenin triklerinden bahsedeceğim. Jinekolojik muayene özel bir muayenedir. Bir iç muayene çünkü. Hem dış hem iç muayene şeklindedir. Bir kere genital muayene. Mahrem bir alanın muayenesi. Bizim bir jinekolog hocamız vardı, hala var. Allah canını sağ etsin. Ankara Tıp'ın eski hocalarından biri jinekolojik muayeneyi anlatmıştı. Sonra pratiğe de girmiştik. Şimdi e, hastana göster dedi. Şöyle demişti hiç unutmuyorum. E, kadın jinekolojik masada yatıyor. Biliyorsunuz hani ayakları olan litotomi masası dediğimiz masa. Orada ayakları havada yatıyor ve aşağıda en mahrem bölgesinde olabilecek olan hiçbir şey görmüyor. Çünkü bacakları havada. Önde bir örtü var ve aşağıda hiçbir şey göremiyor. Hiçbir kontrolü yok. O yüzden sizin e, yapacağınız işlemlerde her şeyi anlatmanız çok kıymetli demişti. Yani elinize aldığınız bütün aletleri bakın. Şu şöyle bir alet gösterin. Bunu şöyle kullanarak e, şu muayeneyi yapacağım diye anlatın diye tarif etti. Sonra hiç unutmuyorum. Arkadaşlardan stajyer arkadaşlardan birisi e, aynı hocanın gösterdiği gibi aldı eline spekulumu, Hanımefendi şimdi size bu aleti takarak muayene edeceğim dedi. O hoca şey dedi. Dur dur gel çabuk bizi dışarı aldı. Bak takmak, sokmak, yerleştirmek bunlar jinekolojide kullanmayacağın laflar dedi. Gerçekten. Ee, dilinizi e, duruşunuzu tavrınızı biraz hizaya koymanız gereken biraz ekstra incelmeniz gereken bir e, disiplin jinekoloji disiplini şimdi jinekoloji disiplinin A'sından, yani jinekolojik muayenesinden başlayayım size anlatmaya vaktimiz kalırsa başka şeyleri de konuşuruz şimdi jinekolojik muayene dediğimiz şey bu pozisyonlarda olur burada en çok gördüğünüz bizim jinekolojik muayene yaptığımız en çok pozisyonları gösteriyorum ee, hepinizin bildiği bu, değil mi? Nitotomi pozisyonu. Nitotomi pozisyonunu anlatacağım, ama e, knee chest e, pozisyonu da olabilir dizdirsek pozisyonu ya da lateral sims dediğimiz yan duruş şeklinde bu da makat anal muayeneler için de uygun olan bir pozisyon. Fakat biz vajina, vulva muayeneleri için de e, özellikle çocuklarda knee chest'i çok e, tercih ederiz. Bu her üç pozisyonda da olabilir muayene. Çocuklar için, adolesanlar için, çocuklar için de benzer e, muayene şekilleri var. Genellikle tercihimiz annesinin ya da bir ebeveynin kucağında e, buna frog leg position deniyor. Yani kurbağa bacağı şeklinde, sırt üstü yatar şekilde. Bu çocuğun çok mahremiyetini dize bir pozisyon. Tabii müsaade ederek annesiyle beraber. E, ya, knee chest pozisyonu çocukta çok tercih etmediğimiz, zorda kalırsak yaptığımız bir pozisyon. Bu çeşitli pozisyonlarda muayene yapabilir. Şimdi litotomi muayenesini, litotomi pozisyonunu en çok biliyorsunuz dedim. Litotomi lafı nereden geliyor? Bilen var mı aranızda? Tomi kırmak demek biliyorsunuz. Lito e, kas demek. Şey kas diyorum. Hı, taş. Taş kırma anlamında litotomi. Bu isim nereden geldiğini anlatacağım. Fakat tarihsel olarak ayakta da, ayak üstünde de ya da böyle normal bir sandalyede otururken de muayeneler yapılabilir. Aslında... Pozisyonun hiç önemi yok yani her pozisyonda yapılabilir jinekoloji muayenesi. Önemli olan tabii böyle gö kör gözü karıştırma şeklinde değil de bakarak, görerek inspeksiyon önce, ondan sonra palpasyon biliyorsunuz değil mi? İnspeksiyon, oskültasyon, palpasyon ve perküsyon o sırayla muayene etmek e, esas. Şimdi litotomi lafı taş kırmadan geliyor. Şurada ekranımın sağ tarafında görünüyor. Ben şimdi onu size göstereyim. Geri dön. Şimdi bu bir erkek gördüğünüz gibi penisi var. Bunu tutup penisi bir aletle çekiyorlar gördüğünüz gibi yukarıya doğru. Burada bir kanül var üretreye yerleştirilmiş. Mesane taşları. Mesanenin içinde gördüğünüz gibi kocaman bir taş var. Bu taş ciddi bir mesane iritasyonu yapıyor ve kanlı işemesine sebep oluyor kişinin. Kırılmadan buradan çıkması mümkün değil. İdrar kanalından atılması mümkün değil. Makattan bir şey sokarak, bir metal tabaka sokarak, üstten de böyle çekiçle vurarak bu taşı kırarlarmış Hipokrat zamanında. Burada da litotomi pozisyonu verilmiş. Yani taş kırma pozisyonu verilmiş bir beyefendi görülüyor. Genellikle erkek bunlar gördüğünüz gibi. Litotomi taş kırmak demek. Hipokrat zamanında taş kırıcılar yani litotomi litotomi yapıcılar. Hekim kabul edilmezmiş ve Hipokrat bunların tıp okuluna girmesini uygun görmezmiş. Daha çok işte diş ya da işte ter e, kof, işte berber gibi düşünür, onları tıbbın dışında tutarmış. E, i̇şi ehline bırakırım lafları oradan geliyor. Bu litotomi işinin e, sıhhi bir iş olmadığını düşünürmüş Hipokrat ve yapılmaması gerektiğini. Fakat bu litotomi lafı oradan kalmış yani bu taş kırma masasından ve bu hikaye buradan geliyor yani. Şimdi jinekolojinin biraz daha farklı bir tarihçesi var. Genel tıp nosyonunun içine biraz böyle paralel işlemiş bir pratik jinekoloji pratiği. Jinekoloji yani kadın hastalıkları ve doğum daha doğrusu gebelikle ilgili doğumla ilgili konular aslında çok ezelden beridir var ve kadınlar kadın hekimler ağırlıklı olarak kadınların hastalıklarına dair hem böyle çeşitli ilaçlar vesaire anlatıla gelir. Yazı, yazıtları var bunu trotula metinleri var. E, Salerno'dan gelen trotula metinleri vesaire bir sürü kadın hekimlerin kadın hastalıklarına dair anlattığı yazılar. Fakat ilk jinekoloji disiplini aslında erkek ebelerle e, bilinmeye başlamış. Bakın bu bir erkek ebe. Bu da bir erkek ebe. Bu da bir erkek ebe. Bu bir kadın doğum yapıyor. Normalde bu 16. yüzyıla ait, 15. yüzyıla ait çizimlerde bir kadın ve bir sürü kadın olur ebeler. Fakat böyle e, burada görüldüğü gibi konuşuyorlar ve bakın böyle ağızlarından çıkan laflar böyle şifreli gibi, gizli gizli böyle. Ee, ne yaptıklarını kimseye söylemeyen, anlatmayan son derece ezoterik, ezoterizmi biliyorsunuz. Ee, bir şey saklı tutmak demek, belli bir disiplini, belli bir öğreti o zümrenin dışını anlatmamak, öğretmemek demek. Erkek ebeler işte orta çağ döneminde işte modernizmin başlarında böyle gizli gizli ellerinde çantalar böyle çantalarında bir sürü değişik şeyler var işte yağlar var çeşitli solüsyonlar var bazı bir takım aletler var bu aletlerini kimseyle paylaşmıyorlar ve Ebeler normalde kendi seyrinde ilerleyen bir doğum gerçekleşmediği zaman Bakın burada kafası defleksiyonda duran yani verteksi defleksiyonda doğum kanalına giren bir fetus canlandırılmış Böyle e, akıbeti bebeğin ve annenin de nihayetinde ölümü şeklinde olan doğumlara da, son çare olarak çağrılırmış erkek ebeler Erkek ebeler geldiğinde herkes onlardan ürkermiş Böyle bir takım gizli aletleriyle işte burada bir piper forcepsini görüyorsunuz takılan başı çıkarabilmek için. Ya da bir hook kancasını görüyorsunuz burada. işte bunlar hep takılmış olan fetusu. Çoğu zaman fetusun kaybı söz konusu olacak şekilde ama bir şekilde doğurtuyorlar. Çünkü dik dediğimiz işte disseminin intravasküler koagülasyon tablosu gelişiyor bir süre sonra introterinex'ten ve annenin de kaybı oluyor. Hani hiç değilse annenin kurtarılması için son çağrı olarak erkek ebeler geliyor. Bakın burada bir sürü de tavşanlar. E burada yerde bir sürü de tavşanlar görüyorsunuz. Görüyor musunuz bir sürü burada tavşanlar var. Bu da işte e sembolik olarak, sembolizm var bu resimde. Yani üremeyi e çağrıştıran şekilde. Erkek ebelerin böyle bir hikayesi var yani ve ilk jinekologlar aslında bu erkek ebeler. Daha sonra bu disiplin tıp nosyonunun içine katılıyor ve e, bugünkü jinekoloji, modern jinekoloji disiplini gelişiyor. Çeşitli aletler geliştiriyorlar bu erkek ebeler ve daha sonra modern çağda yetişen jinekologlar. E, bir kısmını biz aslında bugün de kullanıyoruz. Bakın burada bir... E, Ker, e, ker spekulumu var. Bu spekulum böyle iki parçadan oluşuyor ve ayrılabiliyor. E, spekulum dediğimiz şey bizim bir boşluğun içini açıp içindeki boşluğu görmeye yarayan alet. Burun spekulumu da vardır. Kulak spekulumu da vardır. Anal spekulumu da vardır. Pek çok spekulum vardır. Fakat vajinal spekulumlar çok böyle tipik olarak böyle bir vidası vardır. Bu kanatları şöyle vajinaya sokunca açılır ve iyi bir vizualizasyon sağlar. Vajina bir potansiyel boşluktur. Vajina içine 3,5 kilo bebeğin sığmasına yarayacak kadar genişlikte olan bir kese. Fakat kapalı duruyor. Potansiyel boşluk diyoruz tıpta bu tür şeylere biliyorsunuz. Spekulum bu potansiyel boşluğu açık görmeye yarayan bir alet. Ve böyle hepsi metaldi. E, yüzyılımızın başında da bütün aletler böyle metaldi. Ve ben yani öyle çok da yeni sayılmam aradayım. Çok da eski de sayılmam, çok da yeni de sayılmam. Ben meslek hayatımın başlarında böyle metal spekülümler kullandım. Bu metal spekülümleri polikliniğin başında, gün sabahın başında böyle yıkarmış vaziyette hazırlardı hemşire hanımlar. Kullanır kullanır dezenfektanı atardık. işte gluteral ya da işte dezenfektan solüsyonu neyse. Sonra o solüsyondan çıkarıp tekrar kullanırdık hastaya. Böyle reusable metal spekulumlar bu şekilde çalışırdık ilk başlarda. Fakat artık günümüzde Tek kullanımlık e, hatta biz o metal spekülümleri kullanırken de denirdi ya böyle tek kullanımlık spekülümler varmış. Bir hastaya kullanıyormuşsun bir daha çöpe atıyormuşsun başka kimseye kullanmıyormuşsun falan gibi. Neyse ki çok hızlı bir şekilde ülkemize geldi. Bunlar çok standart bir şekilde üretildi. Böyle boyları var bunların small, medium ve large olmak üzere 3 boyda metal spekülümler kullanıyoruz. Ve jinekolojik masamızda litotomi masamızda biraz evleri de biraz daha böyle e, burada motoru var. Burada da e, kontrol etme şeyleri var. Kadın normal sanki tuvalete oturur gibi oturuyor. Ayaklarını buraya koyuyor. Ondan sonra biz bunu kaldırıyoruz masayı. Şöyle arkaya doğru Trendelenburg'a biraz yatırıyoruz. Kadın jinekolojik muayene olacak. Kadın ne kadar şu uca doğru yaklaşırsa muayene o kadar kolay olur. Trik noktası budur. O Hep duymuşsunuzdur. Filmlerde de görmüşsünüzdür. Pratikte de görmüşsünüzdür. Aşağı kay, aşağı kay. Biraz daha aşağı şeklinde söylenir. Kadın şurada bir boşluk oyuk var ya o boşluğa ne kadar yakın olursa hatta poposu biraz oradan ne kadar sarkarsa o kadar güzel muayene olur. Jinekolojik muayenenin triyi ben her şeyi öyle başından itibaren e, alarak e, değerlendirmeyi seyret, o şekilde yapmayı severim. Yani ben jinekolojik muayene yapacaksam o pozisyonlamayı da kendim veririm ortasından girdiğim bir şey. Bu her şey için geçerli. Yani laparoskopi yapıyorsan bütün setup'ını da kendin yapacaksın. Ya da vajinal istelektom yapıyorsan bütün setin açılıp masaya dizilmesi anından itibaren orada olmak baştan itibaren bütün faktörleri elimine etmek açısından önemli. Kadın obez olabilir. Kadın hani bacaklarını kıramıyor olabilir. Bir bacak rahatsızlığı olabilir. Gergin olabilir vesaire. Hava soğuk olabilir. Bulunduğunuz ortam soğuk olabilir pek çok faktörleri elimine etmek lazım güzel, iyi bir jinekolojik muayene olması için. Şimdi gelelim jinekolojik muayeneye. Biliyorsunuz inspeksiyon, oskültasyon, palpasyon, perküsyon. Şimdi biz inspeksiyonla başlıyoruz jinekolojik muayeneye. Jinekolojik muayene dış ve iç olarak değerlendirilir. Bu son slaytım ama çok anlatmayacağım size bu kadar. Hani laf şey sizinle beraber böyle soru cevap devam edelim. Şurada çok güzel bir resim gördüm. Ee, bir sürü böyle maketler var. Bu bir maket. Vulva maketi var burada. Böyle e, dik spekülüm e, şöyle ağzını düşünürseniz tam vulvaya böyle dik ya da şöyle hafif sağ sol eğimli takmak. Çünkü tam şurada üretra var. Tam şu noktada üretra var. Üretraya ya da klitorise değmeyecek şekilde. Klitorisi uyarmamanız lazım jinekolojik muayene esnasında. Çünkü kadın uyarılabilir, uyarılırsa da rahatsız olabilir. İşte klitorisi ve üretrayı rahatsız etmeyecek şekilde şu açıda değdirip introitusa labia minörleri aralayıp bir parmağınızla labia minörleri aralayıp spekulumu da eğimli olarak değdirip ondan sonra da içeri iterken e, ...horizontal plana doğru çevirmek... ...yani şunu aşağıya doğru çevirmek... ...ondan sonra... E, ...servikse doğru hedefledikten sonra... ...spekulumun kanatlarını açmak... E, ...en konforlu olanı... ...bu kanatları açarken... ...kadında eğer bir servisit varsa... ...yani serviks hareketleri ağrılırsa... ...kadın rahatsızlık duyabilir... ...bunu akılda tutmak lazım... ...bu spekulumun ön ve arka kanadını... ...çok rektuma ya da... ...mesaneye basmayacak şekilde... Yaptıkça öğrenilen bir şey bu. Ne kadar anlatsam da görmeden, yapmadan anlayamayacağımız bir şey. Rahatsız etmeden, serviksi bulamadıysan tekrar kanatları kapatıp, geri çekip, açılandırıp, tekrar hizalayıp, serviksi yakaladığın yerde kanatları açıp, serviksi tam böyle görüntünün ortasını almak, yine koçluk muayenenin teknikleri arasındadır. Hala da inspeksiyondayız bu arada. Önce vulvanın inspeksiyonunu yaptık, bitirdik. Vulvada nelere bakıyoruz? sayın vulvanın parçalarını çabuk kafadan sayın. Ben şimdi size sözlü olarak sayacağım. Labia majorlar var önce o tombikler. Mons pubis var. klitoris e, var tepede. O klitorisin kenarından labia minörler görünüyor. Kadınların %60'ında labia minörler labia majorların içinden dışarı taşar pozisyondadır. Fakat kadın bacaklarını açsa bile labia minörler ayrılıp introitusu göstermez. O yüzden siz de labia minörleri ayırıp introitusu görmek durumundasınız kendiniz spekülümü labia minörlere doğru zorlarsanız, kadının küçük dudakları o spekülümün arasına takıldığı için canı yanar. İşte bunlar hep jinekolojik muayenenin trikleri. Labia minörleri ayırdınız. Spekülümü dokundurdunuz. E, açılı bir şekilde. Sonra horizontal plana çevirdiniz. İlerlettiniz. Servikse değdiniz. Orada kanatlarını açtınız ve serviksi buldunuz. Serviksi bulduğunuz zaman serviks genellikle şu pozisyonda ya da şu pozisyonda olur. Şu internal eksternal servikal ostur. Eksternal servikal olsun görüntüsü genellikle şu şekildedir. Doğum yapmışlarda biraz daha çizgi gibidir. Multipar serviksi bu şekildedir. Doğum yapmamış nullipar kadınlarda genellikle nokta şeklindedir. Fakat genellikle dediğimi unutmayın lütfen. Genellikle bu şekildedir. Bazen hiç doğum yapmamış bir kadının serviksini böyle çizgi şeklinde görebilirsiniz. Bir takım anomaliler de görebilirsiniz. Çift servis görebilirsiniz mesela. Ya da serviksin yapısal olarak bir değişik şekli olabilir. Şaşırmayın reproduktif dönemin erken fazlarında özellikle adolesan dönemde şu şekilde görülebilir serviks böyle kırmızı bir görüntü. Buna biz ektropion diyoruz. Bu halk arasında yara şeklinde tarif edilen lezyon. Burada transizyonel zon var. Serviksin anatomisini jinekolojik organların anatomisini ne kadar biliyorsunuz? Sistöüsünü bilmiyorum. bunlar? genelde ağırlıklı olarak bilmiyorum fakat biliyorsunuz ki biliyorsunuz diye varsayıyorum. Vajinanın epiteli çok katlı yassı epitel. Serviksin, endoserviksin ve uterusun içinin endometriumun epiteli, endoserviks ve uterusun içinin epiteli kolumlar epitel. Burada çok katlı yassı epitel ile kolumlar epitelin karşılaştığı sukuama kolumlar junction var. Sukama kolumlar junction ergenlikten önce servikal kanalın içindedir. Dolayısıyla burası nokta gibi görülür. Ergenlikten sonra o östrojen e, basmasıyla beraber bu kolumlar epitel dışarıya doğru taşar. Yani metaplazi uğrar buradaki skuamöz epitel hücreleri. Böyle kolumlar epitel burada kırmızı şekilde görünür. Bu bir metaplazi görüntüsüdür. Ektropiyondur bu. Kesinlikle bir yara vesaire öyle bir şey değildir. Fakat özellikle adolesan dönemde serviks viral enfeksiyonlara çok kolaylıkla e, açıktır bu yapısından dolayı. Etropion'dan dolayı yani kolumlar epitelin ya da skolmokolumlar junction'ın dışarıda olmasından dolayı viral enfeksiyonları açıktır. Genelde de COVID bu yaşlarda başladığı için HPV ile sıklıkla enfeksiyon görülür. Bu kötü bir şey değil yani reprodüktif dönemle ilgili bir şey. Daha sonra reprodüktif dönem yaşta ilerledikçe eğer doğum yapmazsa tekrar bu squama kolumlar jansın, servikal kananın içine doğru gider. Menopozda iyice içerlerdedir. Buralarda bile hala squama zepital görülebilir. Ve ektropiyon geriler. Bunlar e, hala inspeksiyon kısmındayız. İç muayeneye geldik. Yani spekulumu değdirdiğimiz andan itibaren biz iç muayeneye geçiyoruz. Hala içma şey spekülüm, şey, hala inspeksiyondayız ama gördük, baktık. işte belki oradan bir örnek alabiliriz. Ee, Servikal e, swap ile simir alabiliriz örnek. HPV testi buradan alabiliriz. Ee, HPV testi ya da simir almak için trik nokta sukama kolumlar junction'a mutlaka temas etmektir. O yüzden menopoz sonrası kadınların illa bu kanalın içine doğru o çubuğu sokacağız diye uğraşırız. Ondan sonra geldik biraz daha e, sofistike kısmına, palpasyon kısmına. Burada bir manuel muayene görülüyor. Manuel muayene artık yani çok fazla yapmadığımız bir şey. Çok ancak servikal hareketlerin ağrılı olup olmadığını anlamak için ya da ne bileyim bir serviks kanseri durumu varsa adneksiyel tutulumdan, o fiksasyondan şüphelendiysek onu tespit edebilmek için, etmek için yaptığımız bir şey. Fakat genellikle bir manuel muayene yapmıyoruz artık hemen elimizin altında transvajinal probumuz var. Transvajinal probla basitçe e, bir e, ultrason değerlendirmesi. Aslında bir radyolojik değerlendirme fakat artık spek şey transvajinal ultrason kadın doğumcuların steteskopu gibi olmuş durumdadır. Çok sıklıkla bütün jinekolojik muayene alanlarında vardır transvajinal ultrason ve yapılır o anda. Genellikle bir spekülum muayenesinden sonra bir de transvajinal ultrason eşlik eder konuya. Şimdi kabaca jinekolojik muayene bu şekilde. Genellikle ilk jinekologla bir kadının 20'li yaşlarından itibaren tanışmış olmasını bekleriz. Yani ister cinsel ilişkiye girmiş olsun ister girmemiş olsun yani 20 yaşından sonra yılda bir kere ya da iki yılda bir kere bir jinekolojik muayene rutin kontrol amacıyla yapılmalıdır. Fakat gördüğümüz kadınlar aslında 20 yaşından çok daha önce bir jinekologla tanışıyorlar. Genellikle bu 16-17 yaşlarında adet düzensizliğiyle oluyor bu ilk tanışma. Şimdi ilk defa hiç vajinal penil penetrasyon yaşamamış ya da herhangi bir penetrasyon yaşamamış vajinasına ve vajinasının içine de tanımayan, vajinaya herhangi bir giriş olmamış kızlara yani çocuk olduğu için kız diyorum burada yoksa cinsel ilişki durumuyla ilgili değildir kadınlık kızlık Yaş dolayısıyla kız diyorum. Kız çocuklarına genellikle hele de ilk karşılaşmada pek e, pelvik muayene yapmayız genellikle. E, şimdi bir jinekoloji ofisine gittiğiniz zaman, bir şikayetinizi söylediğiniz zaman jinekolog sizi dinler ve konuyla ilgili genellikle kan testi ister. Ya da belki suprapubik ultrason. E, işte us, biz bu ultrasonu e, suprapubik de yapabiliriz şuradan. Bu probu buraya dokundurarak eğer mesane dolu olacak tabii mesane doluysa görebiliyoruz uterusu. Suprapubik ultrasonla da değerlendirebiliriz biz buradaki anatomik yapıları. O yüzden genellikle e, adolesan dönemdeki genç kızların şikayetleri kan tahlili ve e, suprapubik pelvik ultrason şeklinde değerlendirilir. Bir manuel muayene eğer şartsa belki rektal e, tuşeye eşlik eden... E, Batın palpasyonu şeklinde olabilir. Ama e, iç muayene sonuçta anal muayene de iç muayene olmuş oluyor. İç muayene genellikle çok zorda kalmadıkça çünkü artık elimizde çok rozolüsyonu yüksek ultrason cihazları var yani pek yapılmaz. Ben kendim kendi jinekolojik pratiğimde kadın 20 yaşında da olsa 25 yaşında da olsa genellikle benimle ilk tanışan bir kadını hemen o anda masaya çıkarmıyorum şikayetini dinleyip şikayetlerine göre tetkik istiyor. Belki bir ikinci vizitte jinekolojik muayene. Onu da önce inspeksiyon, önce vulvanın muayenesi, ondan sonra iç muayene tabii müsaade ederse her seferinde rıza alarak, ne yapacağını açıklayarak ve de takmak, sokmak, yerleştirmek gibi tabirler kullanmadan yapmaya gayret gösteriyorum. Evet, şimdi sorularınızı alabilirim. Çok güzel sorular hazırlamışsınız. Çok teşekkür, hocam, çok teşekkür ederiz hocam. Için. Hocam Aslında. bu arada belirteyim çoğunlukla bir ve ikinci sınıfları bunu arada sordunuz. Cevaplamış şey İyi. Hmm. Neyse anlamışsınızdır ama anatomi sorucu Biraz anladık biraz. hocam. Arada hey, korktuk bak. ama siz test <laughs> sorunca <sesliyorsunuz. gülüyor> bir kısmı evet anladık. Hocam. E, i̇lk sorumuzu sor soruyorum. Sor bakalım. E, i̇lk, i̇lk sorumuz Muayene tam olarak nasıl oluyor? Biri kontrolde nelere bırakılır? Ve bir jinekolojik muayene öncesinde sormamız gereken rutin ve kesin sorular var mıdır? Şeklinde. İlk kısmı zaten açıkladınız. İkinci kısmı evet. size sorabilirim. Evet. Ee, şimdi anamnez almak bir sanat gerçekten. Hekimlik sanatı ve gördükçe hani ustalardan öğrenme şeklinde anlayacaksınız. Ben kendi eğilimi anlatayım. Anamnez alırken genellikle Hasta geldiği zaman bir elektronik sistemimiz var. O sistemde hani Nermin Ökkeş atıyorum şimdi Nermin Ökkeş buyurun gelin oturun. İşte Nermin Ökkeş 16 yaşında görünüyor zaten listede. Şimdi 18 yaş altı olunca aslında bizim doğrudan muayene etmemiz lazım. Bir pediatrist tarafından bize yönlendirilmiş olması gerekiyor. Aslında 18 yaşa kadar pediatrinin sınırında yani. Fakat biz Adalosan jinekolojide yapıyoruz. Böyle bir geçiş sonu var. Genellikle 18 yaş altı annesiyle geliyor. Şimdi oralara hiç karıştırmadan diyelim ki 19 yaşında bir genç kadın muayeneye geliyor. Gel bakalım Nermin buyur otur. E, ne şikayetim var zaten direkt kendisi kafadan söylüyor. Adet düzensizliğim var diyor. Neyse işte o adet düzensizliğinin bütün e, rahatsızlıkların, jinekolojik rahatsızlıkların soru şeyi başka. Hepsini baştan anlatmama imkan yok. Her birini o hastalığı öğrenirken öğreneceksiniz. İşte elime bir şişlik geliyor dedi. Ne zamandır var bu şişlik? Adet döngün nasıl? Bir kere jinekolojide sormanız gereken olmazsa olmaz şeyler. Bir, yaşı. iki adet döngüsü. Adetlerin düzenleme. Her ay adet görüyor musun? Üç, en son ne zaman adet gördün? En son adetin hani şüphe oluşturacak e, seviyede geçmişse gebelik ihtimali var mı? Yok kesinlikle diyorsa. E, herhangi bir korunma yöntemi kullanıyor musun? Doğum kontrol ilacı ya da herhangi bir başka bir ilaç. Yok diyorsa Şimdi hala daha sen 19 yaşında bir e, genç kadının e, adet düzensizliği var ama gebelikle ilgili ya da işte başka bir şeyle ilgili nasıl bir muayene yapmak e, yapman gerektiğini anlayamadıysan benim burada e, trik bir sorum var. Bunu not alın lütfen. <laughs> Bunu ben kendim geliştirdim çünkü çok tartışmalara söz konusu e, oluyor bu konuda. Şey, evli misin bekar mısın sorusu. Hani eminim evli misin bekar mısın sorusu 19 yaşında bir kadın bana gelene kadar maruz kalmadıysa da hani hemen kapıda hemşire hanımın ya da başka birinin sormuş olması muhtemel. Ben hiçbir zaman hastalarımı evli misin bekar mısın diye sormam. Sormuyorum. Hiç beni ilgilendirmez zaten medeni durumu kadının. Ee, benim derdim e, gebelikle ilgili bir durum var mı? Ya da cinsel ilişkiyle ilgili başka bir sorun var mı? Ben onu anlamak istiyorum. Benim sorduğum soru cinsel bir sorunun var mı? Yani. Şimdiye kadar herhangi bir cinsel ilişkide bulundun mu diye soruyordum da açık açık. Ya da işte kendi arzunla, vajinana herhangi bir fallik obje aldın mı gibi de soruyordum açık açık. Fakat bu sorularında benim e, sormak istediğim şeyin amacına hizmet etmediğini fark ettim. Çünkü cinsel ilişkin var mı, yok mu? İki cevabı olan bir soru değil mi? Var diyebilirsin ya da yok diyebilirsin. Burası Türkiye, 19 yaşında bir genç kadın. Cinsel ilişkin var mı, yok mu? Sö söyle bakalım var diyebilir misin? Diyemezsin. Şimdi bir laf vardır Berdan. Duydum mu bilmiyorum. Amerikan seçimleri için genelde bunu söylüyorlar. Eğer iki seçeneğin varsa aslında seçeneğin yoktur. Bunu duydunuz herhalde. Yani cinsel ilişkin var mı yok mu sorusuna bir kadının şartlar gereği var demesine pek imkan yok ülkemizde. Fakat bu benim işimi görmüyor. Yani benim, ben de bir ahlak zabıtası değilim. Yani burada herhangi bir sorgulama durumum yok. Benim işim hekim. Ben hekimim. Siz de hekim olacaksınız işte meslektaşlarım e, ee, amacın hastaya yararlı olmak ya anlamak ya hekim aslında hikmetten de gelir. Oradaki o hikmi hikmeti anlamak durumundasınız yani. Yardımcı olacaksınız anlamadan yardım edemezsiniz. Ben cinsel sorunum var mı diye soruyorum artık. Yani bilmiyorum şu an 40 yaşındayım. Belki mesleğimde bir 10 yıl daha yaşlandıktan sonra 50 yaşında farklı bir soruyla çıkarım karşınıza. Fakat ben cinsel bir sorunum var mı diyorum. Bu soruya hayır yok demek bir seçenek. Hayır yok dediği zaman yani rahat bir şekilde ilişkiye girebiliyorsun. Yani penisi ya da işte heteroseksüelsen homoseksüelsen her neyse rahat bir şekilde ilişkiye girebiliyorsun herhangi bir cinsel sorunun yok değil mi diyorum hayır hayır benim hiç ilişkim yok ben bekarım diyorsa mesela bu bir seçenek değil mi herhangi bir cinsel sorunun var mı diyen genç kadının hayır ben hiçbir türlü cinsel ilişkiye girmiyorum bekarım bakireyim demek bir seçenek fakat e, bekarsa ve ilişkiyle ilgili bir sorunu yoksa da herhangi bir cinsel sorunum yok neyle korunuyorsun dediğin zaman devamı gelebilir ve sorunun natürünü daha iyi anlayabilirsiniz. Ertesi gün hapı aldım geçen ay. Ondan beridir lekelenmelerim var. Genellikle sıkıntı bu oluyor. Çünkü ertesi gün hapı nasıl alıyorlar bilmiyorum. Yani gerçekten aklım almıyor. Ertesi gün hapını şeker gibi nasıl yutuyor bu kızlar, kadınlar anlayamıyorum. Ertesi gün hapı dediğin şeyin içinde bir kutu doğum kontrol hapının içinde olan kadar hormon var. Böyle peynir ekmek gibi yiyorlar. Mehmet'le olan da almıştım. Şimdi Ahmet'e de gerek yok o zaman. O beni hala koruyordur falan gibi böyle. Öyle de bir düşünceler var. Ben kimseyi yargılamıyorum bu arada. Ben sadece ertesi gün hapının peynir ekmek gibi alınmasını eleştiriyorum. Bu tür sorularda işte bu hekimlik sanatında, yıllar içerisinde sizin de kendinize ait geliştireceğiniz, bilmiyorum anızda kadın doğumcu olmak isteyen var mı? Kendinize ait, çalıştığınız ortama ait. Belki gidip Suudi Arabistan'da çalışacaksınız, belki gidip Dubai'de çalışacaksın, belki Almanya'da çalışacaksın. bu Çalıştığın ortamın kültürüne adapte olacaksın. Ben şu an Türkiye'de, yurdumun göbeğinde, Ankara Şehir Hastanesi'nde temayülüm bu şekilde. Yani 19 yaşındasın, adet düzensizliğin var. En son ne zaman adet gördün? E, gebelik önlemek için herhangi bir ilaç vesaire bir şey kullanıyor musun? Hayır. E, cinsel bir sorunun var mı? Şeklinde devam ediyorum. Ben açıkçası anamnez zaman bu şekilde. Ondan sonra e, cinsel bir sorunu var ya da yok. Ben bir şekilde anladım hani cinsel ilişki. İlk jinekolojik muayene mi diye soruyorum ben. Bana diyorsa ki ben daha önce kadın doğumcuya gittim fakat hiç alttan muayene olmadım. Ama yani ilişkim de var. Artık bir muayene de olmak istiyorum açıkçası. Diyorsa o zaman biraz yoğurdu üfleyerek diyorum. Çünkü ilk jinekolojik muayenede travmatize oluyor kadınlar maalesef. Bunu geç fark ettim. Artık ben kendi pratiğime bunu aldım. Yorucu bir şey. Çok yoruluyorum. Gerçekten günde 50 muayene yaparken bunun her seferinde her kadına yapmak zor ama e, yaptığı işe kıymet veren her meslektaşım da buna dikkat edecektir, ederdir diye düşünüyorum. İlk jinekolojik muayenem diyen bir kadının başına ne geleceğini bildiğini varsaymıyorum ve o yüzden her adımı Bilal'e yani 3 yaşın 3, üç, ilkokul 3 anlatır gibi anlatıyorum. E, şimdi soyun kilodunu çıkar. Çünkü kiloda çıkmadan masaya çıkıyorlar. Kilodunu çıkar. Oraya as, o örtüyü al, o örtüyü örtü gibi, şey gibi, yorgan gibi üstüne al. Popon çıplak bir vaziyette o kağıdın üstüne gelecek şinekolojik masa, muayene masası üzerindeki. Üstüne örtü gibi al. Şimdi önce bakacağım. Büyük dudaklardan tutarak bir bakacağım. Bakıyorum. Bir sorun yok. Tamam. Şimdi iç muayeneye geçiyorum. Bak bu aleti kullanarak sana iç muayene yapacağım. Bu alet aslında bu benim tutmam için olan kısmı bu kadar büyük. Fakat sana uyguladığım kısım bak bir parmak büyüklüğünde. Bak uyguladığım diyorum dikkat ediyorsunuz değil mi dilime? Hani takmak, sokmak, yerleştirmek yok ya. Bak sana uyguladığım kısım bir parmak büyüklüğünde. Tamam anlaştık. Yapabilirim. Her seferinde izin alarak. Cinekolojik muayenesini yapıyorum. Şimdi simir alıyorum eğer müsaade edersen. Simir alırken hafif bir krampsı his duyabilirsin. Ondan sonra da zaten ultrasona geçiyorum. Ultrasonda da zaten kendi uterusunu da görüyor o ekranda kadın. Son derece koopere bir şekilde. Böyle İlk muayene güzel olursa devamı güzel gelir. Fakat ilk muayene yat. El alemine yatarken iyiydi, şimdi mi yatmıyorsun falan. Aç bacağını, acımaz falan. Böyle jinekolojik şiddete doğru giden şeyler olmasın. Benim triklerim bu. Jinekolojik şiddet yapmamak için açıkçası. Çok ince bir teen eyes şey var orada. Yani gerçekten bıçak sırtı. Bir anda şiddet yapan, uygulayan haline gelebilirsiniz. Çünkü çok asimetrik bir ilişki var orada. Sen hekimsin, karşındaki kadın korkuyor yani. En ufak bir şey söyleyip de onu kızdırırsam benim canımı yakarsa korkusu var. Orada çok e, profesyonel çizgide tutmak e, gerekiyor. Ve ekstra 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 her aşamayı dikkatli planlayarak gitmekte fayda var. Benim kendime ait naçizane tespit ettiğim trik noktalarım bunlar. Hepsini de söyledim işte. Hepsini verdim artık. Hepiniz benden daha jinekolog olabilirsiniz. Gidin, geçin, devam edin, yürüyün. Çok teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki sor, soruya geçiyorum. Ee, şöyle bir sorumuz var. Jinekolojik muayene ne, ne zamandan itibaren yapılır? Belli bir yaş sınırı veya rutini var, var var mıdır? Jinekolojik muayene sıfırdan itibaren yapılabilir tabii ki çocuktan. Çünkü jinekolojik organlar yani uterus ve overlerle doğuyor bebek yeni doğan. E, uterus ve overlerle ilgili herhangi bir sorun varsa sıfırdan itibaren yapılabilir. Fakat tabii ki pediatri yapar 18 yaşına kadar olan jinekolojik muayenelerini. E, pediatristler bazen bir jinekolojik muayene konusunda tecrübeli olabiliyor olmayabiliyor. Bazı, i̇şte iş birliği yapıyoruz, konsültasyon yapıyoruz birbirimize karşılıklı. Yapılabilir sıfırdan itibaren. Yapılmalı mı? E, herhangi bir sorun yoksa aslında 18 yaşına kadar yapılması şart değil. Fakat ilk adet gördükten sonra, ilk 3 yıl adet düzensizliği olur. 3 yıldan sonra düzene girmesini bekleriz biz. Menarş dediğimiz ilk adet olduktan sonraki ortalama 14 yaşındadır. 3 yıl geçmesine rağmen 17 yaşa tekabül ediyor. Hala düzensizlik varsa bir jinekolojik değerlendirmeden geçmekte fayda var. Bu dediğim gibi bir iç muayene olmak zorunda değil. Adetin döngüsüne göre uygun olan hormon testleri suprapubik, pelvik, ultrason son derece fikir verici olacaktır. E, ee, Amerikan Obstetri Cemiyeti'nin önerisi, tabii Türkiye Jinekoloji Obstetri Derneği de bunu destekliyor. 20 yaşından itibaren, 21 diyorlar, 21'den itibaren kadının cinsel ilişkisi olsun olmasın servikal simir öneriliyor. Öneriliyor tavsiye niteliğinde. Bir zorunlu, mas değil. Fakat 21 yaşına gelmiş bir kadın, yani ilişkiye girmiş olabilir, girmemiş olabilir. Dediğim gibi cinsel ilişkiyle ilgili değildir kadınlık, kızlık. 21 yaşına gelmiş bir e, dişi birey, biyoseks kadın olan kad kişi benim için kadındır. 21 yaşına ister vajinasında bir, bir şey almış olsun, ister almamış olsun, 21 yaşına gelmiş olan bir kadının yılda bir kere ya da iki yılda bir kere ya da beş yılda bir HPV testi ile iki yılda bir yılda bir simir ya da beş yılda bir HPV testiyle taranıyor olması lazım rahim ağzı e, displazileri yönünden. Hayat kurtarıcı şeyler. Onun dışında bir sürü şeyler olabilir. Rutin bir jinekolojik muayenede tespit edilecek miyoma olabilir, kadının, o ovaryen kisti olabilir, pek çok şey olabilir. Fakat bir rutin jinekolojik muayene 21 yaşından itibaren yılda bir şart hoş. Çok teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Menopoz sonrası dönemleri rutin muayeneleri aynı şekilde devam ediyor. Edilmeli midir ve bu evet. muayenelerin herhangi bir farklılığı var mıdır? Hiçbir farkı yok ama aynı şekilde de devam edilmeli yılda bir rutin jinekolojik muayene şeklinde. Fakat menopoz dönemi 50 yaş üstü artık bizim kanserleri sık gördüğümüz yaş grubu olduğu için toplumda sık görülen kanserleri taradığımız yaş grubu olacaktır. Ee... 30 yaşından itibaren serviks kanseri. Zaten serviks kanserini tarıyoruz 20 yaşından itibaren gördüğünüz gibi. Aşıyı tavsiye ediyorum. Evet herkese HPV aşısını tavsiye ediyorum. HPV aşısını serviks kanseri bilen herkes tavsiye eder bu arada. Onu söyleyeyim antiparantez. 30 yaşından itibaren 5 yılda bir HPV testiyle rahim ağzı kanseri taraması. 40 yaşından itibaren 2 yılda bir mamografi ile meme kanseri taraması. Ve 50 yaşından itibaren yılda bir de gizli kan testiyle kolorektal kanser taraması zaten rutinde yaptığımız bir şey. 50 yaş üzerinde gelmiş kadında da menopoz dönemi genelde 50 yaş üstü oluyor. <laughs> Bu rutin kanser taramalarını da yapıyoruz tabii ki. Simir e, yapıyoruz işte HPV testi ya da neyse mamografi. Fakat menopozda adneksiyel kitleler yani yumurtalığa ait kitleler biraz daha ekstra dikkat gerektiriyor. Bir de rahim iç duvarı, işte rahim kanseri, endometrium kanseri ve over kanseri bu yaş grubunda sık görüldüğü için biraz daha dikkatli bakıyoruz. Doğum kontrol hapları bazı kanserlerle ilişkisi gösterilse de düşündüğünüz kadar tehlikeli değil. Yani aldım direkt kanser olacağım gibi değil. Çünkü şunu düşünün, hep şunu düşünün. Doğum kontrol hapını için kullanıyoruz? Gebelikten korunmak için. Yani kullanmamak istenmeyen gebelik. İstenmeyen gebeliğin vücudunuza ve hani sosyal hayatınıza yapacağı etkileri düşünerekten e bir şekilde korunacaksın yani. Doğum kontrol hapı son derece etkin bir korunma yöntemi bir. İkincisi sen doğum kontrol hapı kullanmasan da vücudun eğer her ay adet görüyorsan, o ovülasyon döngüsü oluyorsa zaten o doğum kontrol hapının içindeki hormonların 4-5 katına ayda en az 2-3 gün maruz kalıyor yani. Östrojen piki biliyorsunuz değil mi? Ovülasyon için fizyolojide öğrendiniz, ovülasyon için östrojenin 200 pikogram pg litrenin üstünde 48 saat bulunması gerekiyor ki LH trigger'ı çekilsin. LH trigger'ı olmadan da ovülasyon olmuyor. E, östrojene bu kadar maruz kalıyorsun zaten. Progesterona vesaire. Hatta doğum kontrol hapı almak bu e, fluktuasyonları engelliyor. Hani daha düşük dozda, sabit bir dozda almış oluyorsun. Yani böyle artıları eksileri var. Bilemiyorum. E, şeye benzetiyorum ben. Doğum kontrol hapını kanserden korktuğu için almayan kadını, trafik kazasında ölmekten korktuğu için evden çıkmayan insana benzetiyorum. Olabilir tabii ki. Hani duruma göre. Fakat. yani e, her kişi kendini özgü değerlendirir. Genellikle popülasyonun genelinde dom kontrol hapları riskli değildir. Düşündüğünüz kadar da kanserle ilişkili değil. Kanserle ilişkili olduğunu bildiğimiz şeyler. Ben kanser dairesinde 4 yıl çalıştım da böyle bir leş gibi bir sevim var. geçmişim <laughs> geçmişimde 4 yıllık kanser dairesi deneyimim var. Ee, en kanserojen şey sigara. Bir kere sigara içen bir kadın bana kanserle ilgili herhangi bir şey söylemesin zaten yani sigara içiyorsun sen başka bir risk faktörü almana gerek yok. Ee, en kanserojen şey sigara, ikincisi e, kanserojen virüslerle enfeksiyon, HPV, hepatit B, hepatit C, HIV vesaire. Üçüncüsü obezite, en kanserojen şeylerden biri. Dördüncüsü tuz, immobilite vesaire vesaire. Onlardan çok 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 sonra geliyor bildiğiniz kanserojenler. Tamam çok teşekkür ederiz hocam. Ee, ben Zeynep Akkan, ben de dönen bir öğrencisiyim. Berdan'dan devralıyorum ben, siz de izin verirseniz. Buyur. Ee, İnterseks kişilerde e, muayene nasıl, farkı oluyor mu? Biz bunu da sormak istedik size. İnterseks derken henüz dönüşmemiş yani dönmemiş değil mi? Transseksüel olmamış henüz. Çünkü transseksüel birey kadın zaten hani bana ben transseksüelim hani erkek olarak erkek bedende dünyaya geldim sonradan kadın bedene döndüm demezse ben zaten anlamam ki hani. Ancak Şimdi. iç muayene yaptığımda senin uterusun yok dediğim zaman anlayabilirim interseks derken hermafroditizmden kaynak onu demiyorsunuz. Siz LGBT artı spektrumunu soruyorsunuz. Yok değil Hayır mi? hocam. Her hermafroditizmden kaynaklı olan farklı bir Hermafroditizm. Hermafroditizmde bir eğer var. kör vajen varsa tabii ki spekülum insersiyonu yapamayabiliriz ya da yaparız. E, neyse. Dış genitalya değerlendirmesi gene aynı şekilde. İç genitalya değerlendirmesi de gene aynı şekilde. Belki yani transvajinal ultrason öyle bilmeyen, radyolojiyi bilmeyen bir radyoloji uzmanına bırakacağımız bir muayene şekli olabilir. Çünkü alıştığımız e, uterus over görmeyeceğiz yani. Bir farkı yok ama. Genelde zaten erkek bedeniyle kadın bedeni arasında da çok ciddi bir fark yok. Hani penisin, o korpus kavanozumlarının büyük devasa hacmi dışında öyle çok ciddi bir fark yok. Kadın ve erkek cinsiyeti arasında da bir fark. Jinekolojik muayene açısından bir fark yok yani. Peki hocam teşekkür ederiz. Ee, Trans bir sonraki... birey muayenesinde bilemiyorum pek yapmadığım için çünkü devlet hastanesinde çalışıyorum herhalde gelmiyorlar. Trans birey muayenesi de bir farkı yok yani. Tamam teşekkür ederiz hocam. Ee, doktorun bir hastalığa karşı tutumunun hastalıkların tedavi süreci üzerinde etkisi var mıdır? Bazı Değil. doktorların bazı hastalıkları küçümsüyor olabilmesi söz konusu mudur? Endometrioz gibi Ay, Evet Evet. Şimdi olabilir tabii ki söz konusu olabilir fakat bir hastalığı küçümsemek o hastalığı bilmemekten ileri gelir. Ancak bilmediğiniz şeyi küçümsersiniz, ön yargınız vardır vesaire. Bir takım e, ön yargılarınız ondan dolayı olabilir. Bir hastalığı bildiğiniz zaman mesela endometriozis dedin. Hiçbir hastalık basit ötekinden aşağı üstün vesaire değildir. Buna ruhsal hastalıklar da dahil. E, bildiğin zaman hepsine aynı ciddiyetle yaklaşırsın. Fakat poliklinikte yekünü tutma durumu söz konusu olabilir. Yani günde 40-50 hasta bakan bir hekimin e, günlük pratiğinin mesela %60'ın adet düzensizlikleri oluşturuyorsa o hekimin adet düzensizliğine verdiği değer ile atıyorum bir uterin anomaliye verdiği değer aynı olmayabilir. Çünkü haftada bir tane görüyor uterin anomali mesela. Onu gördüğü zaman ha ha ilginç falan ona bir bakayım. Hani nasıl yakalayayım şeklinde olabilir. Ben tabii bu tür konularda genel genel böyle genelleme genelleme yorumlar yapmak durumundayım. Çünkü kendimden sorumluyum ancak kendi görüşümden. Ben kendi görüşümü olabildiğince yansız tutmaya çalışıyorum. Bir de hekim olarak bunu yapmak çok zor. Onu siz 6. sınıfta falan göreceksiniz, fark edeceksiniz. Hekim olarak bir konuyu bilmediğini kabullenmek çok zor. insanın zoruna gidiyor ve bilmediğimiz şey çok fazla. Kadın doğum uzmanı olduğun zaman da kadın doğumla ilgili pek çok bilmediğin konu oluyor. Kadın kendi bedenini biliyor. Yani sana diyor ki adetim düzensiz. Sen diyorsun ki ya her ay adet görüyor musun işte? i̇şte 8 gün sürüyormuş neyse tamam falan. Kadın diyor ki düzensiz inatla ısrarla. Sen senin e, şeyine göre bilgine göre düzenli sınırda yer alıyor o. Ama kadın bir şeyden şikayet ediyor belli ki. Onu hani tıpkı ağlayan bebeğini anlamaya çalışan anne gibi gözlerine bakıp hani aynı seviyede gözlerine bakıp ne demek istediğini anlamaya çalışırsan ancak anlayabilirsin. Hekimlik sanatının sanat olarak görüp geliştirmeniz gereken bir tarafı işte bunlar. Olabilir tabii ki yani. Olabildiğince yuvarlak bir cevap vermeye çalıştım. Bilmiyorum. Netenci yuvarlak oldum. Daha da yuvarlayabilirim isterseniz. Sağ olun hocam. Bir sonraki sorumuz, jinekoloğun, cinsiyet, jinekoloğun cinsiyetinin muayenede etkisi var mı? Burada sor, sor, sormak istediğimiz sanırım şu, jinekoloğun cinsiyeti hastayı etkiliyor mu? Yani hastanın yani. muayeneye karşı olan. Hocam, yani, gelen hasta sayısı arasında bir farklılık var mı sizce? Evet var, kesinlikle var. Evet, Ülkemiz evet. özelinde var, evet ben yarılıyorum kadın olduğum için jinekoloji polikliniğinde yan odadaki erkek kadın doğum uzmanı e, gayet az hasta görüyor. Fakat Ankara Şehir Hastanesi'nde bu böyle. Hani devlet hastanesinde bu böyle ya da başka bir hastanede. Fakat özel hastanede ben biliyorum erkek olan pek çok arkadaşımın kapısı yığılı. Jinekoloğun cinsiyeti evet toplumsal kültür e, çok cinsiyetçi ise önem kazanıyor. Çünkü kadının kocası istemiyor mesela erkek bir jinekoloğa muayene etmesini falan. Hani kadının belki çok umrunda değil ama kadının kocası istemiyor genelde. O yüzden ağırlıklı olarak etkiliyor. Fakat e, bu tür sosyokültürel etkilerden arınabilirseniz daha çok jinekoloğun tavrı etkiliyor şeyi cinsiyetinden çok Öyle kadın jinekologlar biliyorum ki hani daha anlayışsız erkeklere göre öyle erkek jinekologlar biliyorum ki çok daha anlayışlı. Hatta bazı kadınlar ilk jinekolojik deneyiminden de yola çıkarak hani ilk jinekolojik muayenesi bir erkek jinekoloğa ve son derece babacan bir tavırla son derece güvenerek olduysa o kadın mesela erkek jinekoloğa güvenmeye daha eğilimli olabiliyor. Erkeği tercih edebiliyor. Ben ilk e, asistanlık yıllarımda böyle bir şeye denk gelmiştim. E, aile planlaması polikliniğinde ile çalışıyordum. Yani i̇şte kürtaj yapıyoruz bildiğiniz anlamıyla. Sevimsiz adıyla. Yasal tahliye. Yapıyorum. istiyorum, Hevesliyim. Yapacağım. Bir de kıdemlim var. E, Bülent abi iri bir insandı böyle. Bayağı hem enine hem boyuna bir abimdi. O da işte üçüncü sene ya da dördüncü sene kıdemli bir asistandı. Gel ufaklık gel sana göre bir şey var dedi. E, sana göre bir şey var dedi. Küçük hafta. Yedi hafta filan. Hani tahliye edeceğim. Hem de kadın doktor istiyormuş. Ben şimdi ha tamam kadın doktor da istiyormuş. Hem de küçük hafta güzel yapacağım diye böyle hevesli bir şekilde oturdum. Şöyle kadın kafasına kaldırdı bacaklarının arasından baktı. Siz mi yapacaksınız dedi. Evet dedim ben de sırıtarak. Ay bu pek küçükmüş dedi. Şöyle kafayı çevirdi. <laughs> Öbür doktora sanki daha çok güvenmiştim. Öbür doktor yapabilir mi lütfen dedi. Yani duruma göre şeye göre konsepte göre değişebilir do doktorun cinsiyeti. Teşekkürler hocam. Hocam aslında o kadar çok sorumuz var ki sizinle başka bir zaman daha da bir etkinlik yapsak da bir devamını orada da orada mı <laughs> alsak? Çünkü şimdi devam ediyorum da hocam özellikle Regli'yle ilgili de çok soru geliyor. Ağabey güzel sizlerine girmeyelim lütfen bitmez o konu. Vallahi bitmez. Tamam ya. hocam <laughs> Tamam hocam, onları atlıyorum. Abi, güzel sizi <laughs> yapalım, korunma yapalım, ne istiyorsanız yapalım yani. Böyle hocam, onların oldukça çok katılabiliyorum yani. Böyle jinekolojik muayene kısmında tuttuğunuz sorunuz varsa işte almaya çalışayım. Bir iki tamam, soru daha. Vajinal. Manuel vajinal muayene olan kadınlar da ne yazık ki istismara uğrayabiliyor. Kim uğruyor kız istismara? Saçını başını yolarım gizem senin. Kimse istismara falan uğramıyor. Jinekolojik muayenede istismar yok. Yok istismar. Yok eldivenini çıkarttı sapık sapık baktı üstüme doğru yedi, yaptı falan öyle bir şey yok yani. Onu yapacak kadar da aç bilmiyorum. Yani kendini tutmuş bütün tıp fakültesi boyunca, bütün kadın doğum itisası boyunca da tutmuş. Hiçbir kıdemlisi de bunu görmemiş böyle sapık olduğunu falan. Uzman olmuş. Ondan sonra da eline böyle gel. Öyle bir şey var mı bilmiyorum. Öyle bir şey yok yani. Jinekolojik muayenede istismar yok. Hayır. Olmaz. Bu yüzden jinekolojik koşuk muayenenin sınırları nettir. Yanınızda kadın ya da erkek fark etmez bir asistanınız olacak. Odada bir üçüncü olmadan asla jinekolojik muayene yapmıyoruz. Hocam peki e, muayene ile ilgili birçok mit var siz de farkındasınızdır. Hmm. E, <laughs> Hocam <de> ilgili <yine gülüyor> karşılıyorum hepsini. Hocam bu konuda sanırım ben Ben bu mitleri evet. yıkacağım. Söyleyin ver bana miti yolla bana kırayım. <laughs> Hocam aslında apayrı bir e, etkinlik bile yapılabilir ama şu an bahsetmezsek evet. olmaz. HİMEN'de hemen. muayenesinden biraz bahsedebilir misiniz acaba? HİMEN muayenesi hemen bahsediyorum. Evet. O ilk baştaki inspeksiyon kısmında, Vulva'nın inspeksiyon kısmında yaptığımız bir muayenedir HİMEN muayenesi. Labi majuslardan baş ve işaret parmaklarınıza bilateral tutup şöyle çekersiniz kendinize doğru. HİMEN orada görünen o kıvrımın adıdır. Himen e, güzel oldu. Bayağı da ben de öğrendim. Bayağı da anlatıyorum himenle ilgili e, haftaya Hacettepe Üniversitesi ile bir oturum yapıl toplantı yapacağız. Bilmiyorum halka açık yaparlarsa siz de katılırsınız. Himen muayenesi başlı başına bir ders. Ve pek çok kadın doğumcu, pediatrist, adli tıp hekimi de bilmediğini söylüyor bu muayeneyi. Bununla ilgili kurslar düzenlenmeli, çalışmalar yapılmalı. Maalesef bu e, mukoza katlantısına e, gerçekte olduğundan çok daha büyük bir e, misyon atfedilmiş durumda. Himen muayenesi bir kadının vajinasına herhangi bir şey alıp almadığını göstermez. Himende sadece yırtık görürseniz o an taze böyle parlı, üzerinde pıhtı var yırtılmış ya da hematom böyle morarmış orası. Öyle bir bulgusu yoksa onlar cinsel saldırının fiziksel arazlarıdır. Dartçe bir arazı diye bir laf vardır. Radyo tıpta geçecek. Yani bir ikisiniz daha henüz görmediğiniz göreceksiniz. Biri hani bu kişi bana dayak attı deyip polise başvurduğunda bu gerçekten dayak attığında sende bir iz bıraktı mı diye tespit için e, hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanedeki hekim dartçe bir arazı bakar. İşte bana tokat attı genellikle böyle ispatı zor bir şeydir. Fakat bana yumruk attı. Burada zigomam kırıldı. Burası da hematom oldu falan. Buradaki hematomu hekim tarifleyip rapora geçirdiği zaman o darbın bir arazı olmuş oluyor. Cinsel saldırının da hemen eğer bir yırtık görürseniz ki saldırıların yüzde da yaşa göre yaş küçüldükçe daha fazlasında görülüyor. E, 16 yaşından küçük çocuklarda özellikle yüzde altmışına kadar bir kısmında görülebiliyor darpçe bir arazı. Himende bir yırtık olması, hematom olması, pıhtı görünmesi e, cinsel saldırının darpçe bir arazıdır Ve e, bütün bir cinsel saldırı muayenesinin, o iç muayenenin bir kısmı olarak yapılır himen muayenesi. Himen muayenesi kızlık muayenesi değildir. Kızlık, kadınlık himene bakılarak zaten söylenemez. E, öyle bir muayene de yok. Tamam mı? Himen muayenesi diye bir şey yok o cinsel saldırı muayenesinin içinde olan bir kısım sadece. Hocam yani ama iler karşılaşıyorsunuz gördüğünüzde yani. Evet, karşılaşıyorum. Özellikle. Her seferinde de hiç üşenmeden anlatıyorum. Bak otur canım, kızlık sarı diye bir şey yok. Onunla da himen, himen zar değildir. Vajinanın girişini kapatan alüminyum folyo gibi diye böyle açılan, yırtılan bir şey değildir. Kadınlı kızlıkta göstermez. Ben senin himenine bakarak vajinanın herhangi bir şey alıp almadığını kesin olarak söyleyemem diye böyle açıkça anlatıyorum. Fakat bir kadın himeninin yapısını merak edebilir tabii ki. Serviksinin yapısını da merak edebilir. Uterosunu da merak edebilir. Bunun muayenesini talep edebilir. Ben bunun muayenesini yapmakla ve kişiye bilgi vermekle yükümlüyüm. Fakat böyle kızdır, değildir, bakiredir, değildir. Bazı dizilerde görüyorum maalesef bu havuz medyada yer alan bazı dizilerde bekaret raporu almış falan böyle bir şeyler yok. Zaten Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde 2002'de çıktı sanırım bu yasa. 2002'de çıkan yasadan beri böyle bir muayene yapan kişi de Türk Ceza Kanunu'na göre suç işliyor aslında. 6 aydan başlayan hapis cezası var bu konunun. Bazen ben meslektaşlarımın sosyal medya hesaplarında görüyorum kızlık muayenesi, kızlık zarı dikimi vesaire. Bu, bunlar aslında TCK'ya göre suç teşkil eden konular. Onu da merak ediyorduk hocam. Evet, bu açıklıkla <laughs> anlattığım zaman genellikle iyi iletişim kuruyorum. Ve himenine de hani konuyla ilgili bilgi veriyorum. Bak senin himenin şu şekilde, şu yapıda diye bilgi veriyorum. Şeyi araştırıyorum yalnız. O da Türk Ceza Kanunu'na göre bir yükümlülük. E, cinsel saldırı olduğuna dair bir şüphe olursa onu ben bildirmek durumundayım. Yani cinsel saldırı olduğuna dair bir hikaye veriyor mu onu soruyorum mutlaka. Hani istemeden mi oldu? Zorla mı oldu? Hani ne bileyim biz tanıdığım biri miydi? Ya da işte ne bileyim bununla ilgili. Hayır 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 bu zaten benim erkek arkadaşımdı. Ben istiyordum yaptım da ama yani tam yapmadık gibi de biraz içine kaçtı gibi de azıcık bir pembe leke geldi de bozuldum bozulmadı ben onu öğrenmek istiyorum falan gibi böyle geldiği zaman böyle hiç üşenmiyorum. O elli hastanın arasında bak otur canım bu şöyle bir şey bu budur şu şudur diye böyle anlatıyorum. Sonradan çünkü duyuyorum Özel muayenehaneye gitmiş, ah canım bu kanamaz, bozulmuş bu, buraya bir dikiş atalım 7 bin lira falan. Böyle şeyler diyorum. Bunlar çok etik dışı, etik ihlaller bunlar. Ee, böyle şeyler Türk Ceza Kanunu e, uyarınca da suç aslında. Tamam mı? Gelmeyin bana sakın. Bakire miyim? İçine kaçtı da azıcık sürtünüyordum da pembe bileke geldi de sonra da bozuldu mu bozulmadı mı bilmem ne. Ya yapıyorsan da yap yani. Ne Bana ne? Teşekkür ederiz hocam. Bir tane daha soru sorumuz var. İnsanlara no normal karşı karşıladı, pek üzerinde durum durmadı. Ancak karşılaşıldığında acil olarak muayene gerektiren durumlar var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? Ben hmm. yani insanlar normal karşılığı mu bilmiyorum. Fakat ben karşılaştığım zaman acil olarak üzerinde durduğum birincisi gebelikle ilgili komplikasyonlar. Çünkü gebelik düşündüğünüz gibi öyle masum olmuyor. Bazen incomplete abort dediğimiz durum oluyor. Rahim ağzı açık ve abondan kanama oluyor. O acil müdahale etmemiz gereken bir durum. Ya da e, gebeliğe dair mol, hidatiform gibi hani kanseroz durumlar olabiliyor. Gebelik e, kanserleri. Bu tür durumları acil müdahale ediyoruz. Benim en çok canımı sıkan e, ihmal edilmiş enfeksiyonlar. Özellikle cinsel yola bulaşan enfeksiyonlar. Her yeni partnerden sonra ben her genç kadına, tabii erkeklere de, her yeni partnerden sonra bir ay içerisinde mutlaka bir jinekolojik muayene ve o HIV-Hepatit panelinin tam testini istiyorum, mutlaka öneriyorum. Ee, şu anda dünyada kısırlık yapan önde gelen neden olarak geçiyor klamidya mesela. Klamidya cinsel yolla bulaşan bir hastalık ve hiç semptom vermiyor. Ancak bir jinekologun spekulum muayenesi yaptığında servikste gördüğü o çilek serviks görünümü denen bir frajili serviks servisit yapar. Bu enfeksiyon hiç bulgu vermeden, hiç akıntı vesaire yapmadan üst genital trakta doğru ilerler. Eee tubalara ve intra abdominal enfeksiyon yapar. Çok ciddi yapışıklık yapar ve kısırlık yapar. Tüpleri kapat, tüpleri harapladığı için e, edinsel kısırlığın en sık nedeni olarak geçiyor klamidya. Ya da bazen ihmal edilmiş pervik enflamatuar hastalıklar oluyor. Böyle mixed tip flora'nın, çeşitli bakterilerin, virüslerin etkin olduğu bir pervik enflamatuar hastalık. Bu ciddi sepsise ve hayatı tehdit eden duruma dönebiliyor. O yüzden ve tedavisi çok basit olduğu için ben bunları hemen aciliyetle Gitme bir yere sana ilaç yazacağım. Bir dakika otur. İğne yazacağım sana. Beş gün iğne yaptıracaksın. Ya da işte yatıracağım seni. Beş gün damardan antibiyotik alacaksın şeklinde. Aciliyetle müdahale ettiğim şeyler bunlar. Bilmiyorum sizin aklınıza gelen başka bir şey var mı? Öyle düşündüğünüz gibi kanserdi, manserdi, yumurtalık kanseri. Onlar genelde öyle acilleşmiyorlar. <laughs> Teşekkür ederiz hocam. Şimdi bir saati bulduk ama son iki sorumuz daha var. Eğer İyi misin? hadi iki soru hadi daha alalım. Hocam Hocam <laughs> bu sorunun tam tersinin de cevabını merak ediyoruz. Yani aslında normal fizyolojik işleyişin bir parçası olan yani patolojik bir durum olmayan ama yani kadınların ay bende bir sorun var sanırım bu çok garip bir şey deyip size geldikleri meseleler var mı acaba? Varsa evet. Oligohipomenore kadınların çok panik yaparak geldikleri bir şey. Oligohipomenore miktar olarak ve süre olarak az adet kanaması demek. Ee, bazı kadınlarda bu normal olarak görülüyor. Yaşla değişebiliyor menstrüel patern. Yani reproduktif dönemin başlarındayken, ergenlerin henüz başlarındayken 4-5 gün aktif vajinal kanaması olan kadın 25 yaşında 30 yaşa doğru böyle bir iki gün lekelenme şeklinde kanama ile olabiliyor, dönüşebiliyor. Bu kadınlar yalnız böyle pis pis kahverengi kahverengi az az böyle geliyor diye böyle şey pıhtı pıhtı kahve kahve yahu bu kahve kan kötü bir şey değil onu anlatıyorum. Kanama miktar olarak azsa işte 20 cc'nin altında bir kanama varsa o kan vajende beklediği zaman hematin açığa çıkıyor. Hematin de koyu kahve siyah renkli. Dolayısıyla da öyle kahve siyah renkli de akıyor. Yani bu panik yapılacak kötü bir şey değil. Normal olan ama kadınların panik yaptığı böyle bir şey var. Bir. İkincisi labia minörlerinin şeklini e, anormal adetiyorlar kadınlar. O, e, özellikle de adolesan dönemde 15-16 yaşlarında hızlı bir büyüme oluyor labia minörlerde. Tıpkı erkeklerde penisin hızlı büyümesi gibi e, oluyor labia minörlerin büyümesi. Bazen bir taraf öbür taraftan asimetrik şekilde biraz daha fazla büyüyor. Şöyle uzunluğuna bakıyoruz. Yani 4 santimden uzun değilse ciddi bariz bir asimetri yoksa genelde müdahale etmiyoruz. Fakat kadınlar bu labialarına takmış durumdalar. Yani onu illa küçülttürecekler, yok ettirecekler. Labia minör olmayacak. Vulva labia minörü olan bir organdır. Labia minörsüz vulva olmaz. Yapılan çalışmalarda bütün porno sektöründe ama gösterilen vulvaların labia minörsüz olduğu tespit edilmiş. Bu böyle algılan, yani pompalanan bir algı, estetik yanlış algı. Vulva labia minörlüdür yani. Labia minörlerine ya da klitoral foldlarına takmış kadınlar görüyorum. Do, do, tamamen sağlıklı olan fakat anormal adettikleri. Bir üçüncü e, normal olan fakat kadınların anormal düşündükleri de vajinal akıntı. Vajinal akıntıdan şikayet ediyorum. Nasıl bir akıntı? Yani bir kilodu şöyle üç gün giyemiyorum. Yuh diyorum o zaman. Yani yuh. Yani vajina el gibi bir organ değil ki burun gibi bir organ. Bir akıntısı var. O yüzden kilot giyiyoruz zaten. Olmasa kilot giymeyiz yani. Kilosuz gezeriz. Çok da güzel olur. Fakat bir akıntısı var doğal olarak. Bu akıntıyı karşılamak için kilot giyiyoruz. Bu kilodu günlük değiştirmek lazım. Yani günlük değiştirme ihtiyacının üstüne çıkıyorsa... Belki özellikle yumurtlama döneminde ya da adet öncesi dönemde biraz fazla akıntısı olabilir. Çantanda kilot taşı efendim. Yani gün içinde de değiştir kilodunu. Gün içinde değiştiremiyorum. Ay nasıl bir işin var da gün içinde kilot değiştiremiyorsun acaba yani? Günlük pet yapıştırıyorlar oraya. Günlük pet de yapıştırınca flora hepten bozuluyor. Gerçekten bir akıntı haline alıyor bu sefer. Vajinit oluyor çünkü flora bozulunca normal kadın genital akıntısını yani anormal addedenler, uğraşırken florasını iyice bozanlar, sonra da gerçek bir vajinite dönenler var. Bir de en çok bunu görüyorum. Normal olup da anormal gibi algılayanlar. Başka şimdi aklıma gelmedi. Kıllara çok takanlar var. O kılları yolacağım diye uğraşırken şey o Günlük petleri önermiyorum kesinlikle. Zinhar yasak. Günlük peti yasaklayan kadın doğumcu olarak kulak çöpünü yasaklayan kulak buram boğazcıyla yarışırım yani kulak burun boğazcılar biliyorsunuz kulak çöpü kullanmayın diye şey yapıyor. Ben de günlük pet kesinlikle kullanmayın. Evde varsa günlük petleriniz onları kesiyorsunuz böyle kol altlarına yapıştırabiliyorsunuz ter çıkmıyor gömleğe ya da ayakkabıya koyabiliyorsunuz. Tampon kullanabilirsiniz efendim tampon güzel bir şeydir. Tampon, menstrual kap bunlar güzel uygulamalarımızdır adet için. Bak şimdi kocuk maydeden kaçıyorsunuz gene uzaklaşıyorsunuz sorulardan. Hocam kaçmayalım kaçmayalım. Hocam ve ilgili adet bununla ilgili ayrı bir etkinlik bize şart oldu sanırım. Ee, o zaman chatten hocam muayene ile ilgili bir soru e, görüyorum onu soralım size son olarak e, vaktimizi daha fazla almayalım. Jinekolojik e, muayene bazı hekimlerin ilişki yaşamamış biri için makattan muayene ediyorlar siz ne düşünüyorsunuz? Yani bunu söyledim sonunda aslında ee, biraz tarihsel kaldı artık makattan muayene çünkü suprapubik pelvik ultrason pek çok şey bize gösteriyor. Ancak böyle bir kitle var sen onun fiksasyonunu anlamaya çalışıyorsun bir e, çok gerekli olan durumlarda tercihen eğer hele de 18 yaşından küçükse genel anestezi altında yapılması lazım. Bir manuel muayene artık temayül olarak pek yapmadığımız bir şey. Ne makattan ne vajinadan. Çok, çok teşekkür. gerekli olan şeyler de yapıyoruz. Tabii e, kendi pratiğinde olan böyle hayır hayır ben her seferinde yapıyorum diye iddia eden jinekologlar da olabilir. Ben e, Naçizane 2000, yarı, yıl 2021 yani bu yılda elimizdeki imkanlarla kendi pratiğimi söylüyorum size. Çok teşekkür ederiz hocam. Hem bizlere zaman ayırdığınız için hem sunumunuz, hem sunumuz için hem, hem Her sorularınızı zaman. cevaplandırdığınız Her için. Her zaman. Size çok teşekkür etmek istiyoruz. İyi ki varsınız. İyi Öpüyorum. Şey